Ben Ahmet Çelikkoğlu. Bugün size eko değerlerini anlatmaya çalışacağım. Eko nedir? Eko'yu nerede kullanırsınız? Onu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz 2018 yönetmeliğinin 15. bölümü performans analizini mevcut binaları kapsıyor. Bunlarda ne tür performans analizi, hangi hesap sisteminin kullanılacağını anlatıyor. Performans analizinde mevcut yapılar için biliyorsunuz doğrusal yöntemde kullanabiliyorsunuz. Ama bu doğrusal hesap yönteminin kullanılması mevcut yapılarda biraz daha kısıtlanmış. Bunları da ECO'ya bağlı olarak bir takım şartlara bağlamış yönetmelik. Her ne kadar ECO kavramı 15. bölümde mevcut yapıların performans analizinde doğrusal hesapta geçse de siz aslında bu ECO kavramını her yapıda kullanabilirsiniz, her yapıda kendiniz gözleyebilirsiniz. Öncelikle ECO kavramını bir açıklayalım, ondan sonra da nasıl bulunuyor, ne anlama gelir ona bir bakalım. ECO eşittir etki bölü kapasite oranı. Etki bölü kapasite. Betonarmeleri baz alıyorum. Konuyu anlatırken. Etki ne demek? Etki herhangi bir elemana, bu eleman perde olabilir, bu eleman kiriş olabilir, bu eleman kolon olabilir. Maksimum kombinasyondan dış etkilerden dolayı oluşan moment etki. Dış etkilerden dolayı oluşan yani G artı Q artı rüzgar yükü, kar yükü artı deprem yükü kombinasyonundan çıkan maksimum değer. Kapasite de o elemanın moment kapasitesi. ECO kavramı süneklikle ilgili bir kavram. Dolayısıyla onun için momenti baz olur. Yani etki, moment etkisi, kapasite, moment kapasitesi. Buna ulaşmak için de tabii tamamen gevrek kırılmayla ilgili önlemlerin kolonlarda, kirişlerde, perdelerde alınmış olması lazım. Gevrek kırılmaya uğramaması lazım. Sadece momentle ilgili bir kavram ECO. Yani dolayısıyla da sünek bir kavram. Onu da söyleyebiliriz. 15. bölümde dedik ki performans analizi mevcut yapılarda kullanılması için bir takım şartlar sağlanmış ve bunlar da ECO'ya bağlı. Bir mevcut yapıya girdiniz. Biraz sayısal örnek verirsek belki de daha iyi anlayacaksınız. Bir mevcut yapıya girdiniz. Mevcut yapıda işte deprem kombinasyonları da var. Ancak burada her zaman etki bölü kapasitede şunu düşünün. Azaltılmamış deprem yükü. Yani reel deprem yükü. Yani nedir bu? R eşittir 1 durumu. Yani etki bölü kapasiteyi bulursanız R eşittir 1'i dikkate almanız lazım. Yani R eşittir 1 durumunda bu kombinasyon bulunacak. Oradaki momenti dikkate alacaksınız. Yani R eşittir 1 durumu. Maksimum kombinasyon orada elde edilecek. Hiç azaltılma olmayacak. Diyelim R eşittir 1 olarak girildi. Bakıldı. Maksimum kombinasyonu momente. Moment baktığınız orada 40 ton metre. 40 ton metre. Bir kirişiniz var. Şöyle göstereyim kirişinizi. Kirişinizde 3 pi 16. Bu kirişin bu kirişte oluşan maksimum momente baktığınız şeylerden, kombinasyonlardan 40 ton metre çıktı. Kirişimizde 25'e 50 olsun. Etki nedir burada? Dış yüklerden gelen 40 ton metre. Etki eşittir 40 ton metre. Peki benim kiriş kapasitem bile. Burada kullandığım donatı da 4200 kilogram bölü santimetre karelik bir donatı olsun.
Yaklaşık olarak biliyorsunuz 16'lık donatı pi ile kareden ne çıkar? 3,08, 2,01, 6 santimetre kare toplam donata alanı. 3'er santim de paspayının olduğunu düşünelim. Bu kirişin kapasitesine, moment kapasitesine bir bakalım. MR'ye bir bakalım. Bu kirişin moment kapasitesi nedir? Betonun bu kısmında basınç var, bu kısmında çekme var ve bunlar birbirine eşit olmalı. Bu bir kuvvet çifti. AS çarpı FYK çarpı kuvvet çifti dedik. Betonun basınç bloğu da yaklaşık buralardadır. Çok yakınsak bir değer verir bu. Onun için tarafsız ekseni bulmuyorum. 44 santim. 44 santim. Bunun moment kapasitesi. Buradan ne çıkacak? Onu bulalım. Yani 6 çarpı 4200 çarpı 44 santim. Buradan çıkacak olan benim kirişimin moment kapasitesi 1 milyon 108 bin kilogram santim. Kilogram santim. Ton metreye çevirelim. Ton santim desim metre. 11,08 ton metre benim bu kirişimin ilgili deprem yüküne göre, ilgili donatıya göre kapasitesi 11,08 ton metre. Peki, bu kirişin ekosuna bir bakıyoruz şimdi. Eko, yani etki bölü kapasite. Dış yüklerden gelen neydi? Deprem kombinasyonu dahil maksimum 40 ton metreydi. Benim kapasitem neydi? 11,08 ton metreydi. Yaklaşık olarak ne eder? 3,60 eşittir etki bölü kapasite. Eko değerim benim 3,60'mış. Bu kirişin ilgili deprem yüklemesindeki ekosu. Yalnız burada dikkat edin. Deprem yönü soldan geldiğinde veya deprem yönü sol alındığında moment değeriniz farklıdır. Deprem sağdan geldiğinde moment farklıdır. Dolayısıyla aslında her deprem yönü için farklı bir eko değeri de vardır. Yani eko değeri öyle standart değişmeyen bir değer değildir. Tamamen ilgili yükleme ile ilgilidir. Siz bir kirişin etki bölü kapasite oranını bulacaksanız hem x yönünde hem de eksi x yönündeki maksimum moment veya artıya ve eksiye yönündeki kombinasyonlarda çıkan maksimum moment değerini bulmanız lazım. Ona göre o kirişin kapasitesiyle bölüp eko değerini bulmanız lazım. Büyük olan eko değeri de o kirişin eko değeridir. Ekonun 3,60 olması ne demektir? Onu şimdi yorumluyoruz. 3,60 eko nedir? 3,60 eko. 3,60 eko şu. Yani benim binama, binamdaki o elemana ki burada bir kiriş, etkiyen moment kapasitesinin 3,60 katı. Kapasitesinin 3,60 katı. Kapasite tam 1 olsaydı ne olacaktı? Eko eşittir 1. Yani etki bölü kapasite oranı 1. Ne demekti? Ben burada ne aldım? Tam kirişin akma. Özür dilerim. Donatının akma dayanımını aldım. Ona göre kapasiteyi hesapladım. Ekonun 1 olması tam akma dayanımında etki de x, kirişin kapasitesi de x. Yani tam kirişin akma durumunu izah ediyor ekonun bir olması. Donatı akmıyor. Tam sınır durum. Eko büyüdükçe 2, 3, 4, 5, 6, 7 gittikçe ne oluyor? Etki daha büyüyor. Etki daha büyüyor.
Şöyle düşünelim. Girişim kapasitesini. Tam ekonomi bir durumu burası. Burası gerilme. Burası şekil değiştirme. Yaklaşık olarak söylüyorum. Bir benzetme yapıyorum. Burası tam akma durumundaki durum. Eko 1. Eko 1. Yani etkide 1, etkide x, kapasitede x ve tam giriş akma durumunda. Birbirine eşit. Arttıkça, etki arttıkça kapasite tabii ki değişmiyor. Kapasite hep aynı kalıyor. Arttıkça nasıl karşılanacak bu moment? Moment nasıl karşılanıyor? İşte şekil değiştirmeyle. Oradaki donatıların artık uzamasıyla, daha da uzamasıyla ve akmasıyla uzayacak, akacak ve kuvvet kalktığında tekrar geri dönemeyecek. 3 demek donatın biraz daha fazla akması. 4 demek donatının biraz daha akması. 5 demek biraz daha akması. 6 demek biraz daha akması. Donatı gittikçe akıyor. 7 donatının biraz daha uzaması. 8 biraz daha uzaması. Siz biliyorsunuz hesaplarda çerçeveli sistemlerde R8 alıyorsunuz. Bunu da bir eko olarak görebilirsiniz aslında. Sistemin ekosu bu da. Taşıyıcı sistemin ekosu. Yani taşıyıcı sisteminizin etki bölü kapasite oranı eşittir 8. O da şu demek, 8 etki varken siz bir etki kapasiteli taşıyıcı sistem tasarlamışsınız. Yani etki kapasitenin 8 katı kadar büyüklükte. Dolayısıyla birebir geri kalan 7 nereden karşılanıyor? İşte 7'de lineer olmayan davranıştan dolayı, sisteme lineer olmayan davranıştan dolayı, dolayısıyla kirişlerin lineer olmayan davranışlarından dolayı, kolonların lineer olmayan davranışlarından, yani süreklilikle karşılaşan bir durum ki ondan zaten eko kavramı momentle ilgili bir kavram. Eko da aslında R'ye de bir benzetme yaparsak sistemin ekosu olarak düşünebilirsiniz. O zaman neyi düşünmemiz lazım? Eko ne kadar küçük olursa sizin sisteminiz o kadar iyi. Ekonun bir olması hiç sünekliğe ihtiyaç duymadan gelen tesirin ilgili elemanın tesirine eşit olması anlamına geliyor. Biri geçtikçe de artık betonarmede bilin ki donatınız akmaya başlıyor. Eko anlamını öğrendik. Şimdi gelelim o 15. bölümdeki doğrusal hesap performanslarınızı nerede yapabiliyorsunuz? Dolayısıyla şekil değiştirmelerin çok büyük olmaması lazım. Performans analizinde doğrusal hesabı kullandığınız için. Aksi takdirde şekil değiştirme esaslı hesaba geçmeniz lazım. Mesela ekonun 7 olduğu, 8 olduğu yerde nedir? Etki kapasitenin 7-8 katı büyüklüğünde anlamına gelir. Veya 6-7-8 katı anlamında büyüklüğüne gelir. Ve şekil değiştirmeler çok önemli duruma gelir. Dolayısıyla o durumlarda şekil değiştirme esaslı itme analizlerine geçmeniz lazım. Onun için şunu da mantık olarak söyleyebiliriz. Eğer siz bir performans analizinde mevcut yapıda doğrusal hesap yöntemini kullanacaksanız ekonun mümkün mertebe düşük olması gerekli. 15. bölümde zaten doğrusal hesap yapabileceğiniz mevcut binaları size söylemiş. Bir kere binanız BYS'den küçük olur. BYS 5'ten küçük olacak. BYS 5'ten büyük olacak. Yani 4'te BYS 4, BYS 3, BYS 2, BYS 1'de doğrusal kullanamazsınız. Onlar da çünkü bina yüksekliği çok büyüktür ve şekil değiştirmeler önemli duruma gelir. 2. Kolon eko değerleri. Kolon eko küçüktür kiriş eko. Bakın bu da size neyi hatırlattı? Kolon eko değerleri atıyorum 2. Atıyorum kolonun ekosu 2. Ortalamadan bahsediyorum. Kirişlerin eko değeri 3. Bu ne demektir? Aslında bir tür güçlü kolondur bu. Dikkat edin. Çünkü kirişte akmalar daha fazla olacak. Kolonda daha az olacak. Çünkü kirişin lineer olmayan bölgedeki durumu daha büyük. Şöyle ki etki kapasitenin 3 katıyken bunda etki kapasitenin 2 katı veya kapasitenin 1 katı. Dolayısıyla siz doğrusal kullanmak için binanın ayakta durması önemli. Aslında bu bir de güçlü kolonun kontrolü anlamına bile gelebilir. Kolonun ortalama ekosun kat için konuşuyorum. Her katta deneyeceksiniz bunu. Kolonun eko
değerlerinin kirişin eko değerlerinden küçük olması lazım. Ortalama değerler olarak konuşuyorum. Artı yine yönetmelik özellikle kolonları şey yapmış. Kolon ekoları mutlaka ekoda 3'ten küçük olacak. Kolon eko küçüktür 3. Mutlaka. Bu da doğrusal hesabı kullanmak için şunu söylüyor. Şekil değiştirilmiş davranışın fazla olmamasını, kısıtlı olmasını istiyor. Yani kolonun ekosunun 3 olması ne demek? Kolonun etki bölü kapasite oranının üçten küçük olması demek. Evet, yine şekil değiştirmiş bölgeye geçebiliyor. Şekil değiştirmiş bölgedeki şekil değiştirme esaslı davranıştaki doğrusal olmayan davranış şartlarını uygulanabilir. Ama onu da kısıtlamış. 3'ten daha küçük olacak. İşte R'yi de 8 veya 7 olarak düşündüğünüzde siz hesaplarınızda, yeni yapı hesaplarınızda şekil değiştirme lineer olmayan bölgede ne kadar kullandığınızı düşündüğünüzde 3 de öyle çok kötü bir rakam değil. Bu dediklerim tabii ki hep her kattaki ortalama değerleri kapsıyor. Ayrıca mevcut bir yapıda doğrusal hesabı kullanmak için doğrusal analizle performans analizi yapmanız için etki bölü kapasite oranı kirişlerde de 5'ten küçük olmalı. Yani kirişlerin lineer olmayan bölgedeki davranışında baz alıyor. Bu da ama onu da kısıtlamış 5. Dikkat ediyorsanız kolonda bu 3'tü. Kolonda daha az uzamalara izin verirken kirişlerden daha da kısıtlamış. Bu da bir şekilde güçlü kolonun kendince sağlanması. Dolayısıyla etki bölü kapasite dediğimiz oran ilgili elemana gelen etkinin kapasiteye oranı. Bunu siz tabii ki R eşittir 1 olarak her projenizdeki her eleman için deneyebilirsiniz. Bakarsınız R eşittir 1'e. İşte kirişim bu, kolonum bu. Tabii bunları hesaplarken şunu da gözden kaçırmayın. Şu kiriş işte soldan yaptığınızda şurada bir eko var maksimum. Şurada bir eko var. Sağdan yaptığınızda yine burada bir eko var. Yine de burada bir eko var. Dikkat ediyorsanız kirişin birçok ekosu var. Bu kirişin hesaplarda kullanabileceğiniz ekosu maksimum ekodur. Maksimum eko. Çünkü x artı x eksi x veya artı y eksi y her ne kadar kirişin kapasitesi değişmese de G artı Q artı E kombinasyonlarından oluşan buradaki moment değerleri her birinde farklıdır. Oradaki maksimum en büyük ekoyu alacaksınız ki lineer olmayan bölgeye davranışa o kirişin ne kadar fazla kaydığını bilin. Dolayısıyla o kirişin kullanabileceğiniz ekosu maksimum ekodur. Aynı şey kolonlar için de geçerlidir. Kolonun x yönünde bir ekosu var. Bir de altta ekosu var. Aynı şekilde eksi x'ten geldiği zaman yine burada bir eko var. Yine aşağıda eko var. Burada da kolonun kullanacağınız ekosu maksimum ekodur. Yine deprem yüklemeleri dahil, özellikle deprem yüklemeleri dahil kombinasyonlardaki en büyük değer. Eko bir çeşit sünekliğin göstergesi. R değeri de aslına bakarsanız sistemin bir ekosudur. Bu şartlarda da 15. bölümdeki mevcut binalarda performans analizini doğrusal yöntemlerle yapmanız gerekiyor.